Eskiden defterlerimiz düzenli tutar. Sayfanın solundaki boşluklara da birbirinden güzel kenar süsleri yapardık. Şimdi size benim en beğendiğim kenar süsünün yapılışını tarif edeceğim. Bu metinde yapım aşamalarının bir kısmı tarif edilen kenar süsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? İnceleyelim. Öncelikle kareli defterimizde kenar süsünün daha düzgün yapılabileceğini bilmenizi isterim. Kenar süsünü yapmak istediğiniz yerdeki karelerin köşelerinden bir nokta belirleyin. Daha sonra belirlediğiniz noktadan sağ alttaki diğer noktaya kadar bir çizgi çizerek bir karenin iki köşesini birleştirin. Daha sonra aynı işlemi en son ulaştığınız köşeden sağ yukarı doğru yapın. Şimdi oluşan şeklin üstteki iki noktasından başlayarak Küçük karelerin bir kenarı kadar uzunlukta birer dikey çizgi çizin. Çizdiğiniz dikey çizgilerin uçlarından başlayarak her iki çizginin ortasında bulunan noktadan birleştirin. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda köpbenin iklim sınıflandırmaları ile ilgili bilgi ile birlikte Türkiye ve çevresinde görülen iklimlerin haritası verilmiştir. B iklimleri kuşağı, kurak iklimler, step ve çöl sahalarında görülür. Buralarda buharlaşma yağıştan fazladır. Steplerde yıllık yağış miktarı 100-700 mm arasında, çöllerde ise 50-350 mm arasındadır. 1. BSE sıcak step iklimi ya da sıcak yarı kurak iklim. 2-BSK soğuk step iklimi ya da soğuk yarı kurak iklim. C iklimleri kuşağı ılıman iklimler en soğuk ayın ortalama sıcaklığı 18 santigrat dereceden az fakat eksi 3 santigrat dereceden fazladır. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı 10 derecenin üzerindedir. Kışlar kısadır. Birkaç ay toprak karla örtülebilir veya donabilir. Bir csa kışı ılık yazı sıcak ve kurak iklim. 2 CFA kışı ılık yazı çok sıcak her mevsimi yağışlı iklim. H değişkenlik gösteren tanımlanamayan mikroklima alanı. Buna göre Türkiye'deki iklimlerle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A İç bölgelerinde sıcak step iklimi ya da sıcak yarı kurak iklim görülmektedir. İç bölgelerde BSK'yi görüyoruz. Soğuk step iklimi ya da soğuk yarı kurak iklim görülmektedir. Ve kıyı kesimlerinde en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 10 santigrat derecenin üzerindedir. CSA'yı görüyoruz kıyı kesimlerde ve CFA'yı görüyoruz. Bunlar C iklimleri kuşağıdır ve en sıcak ayın ortalama sıcaklığı 10 santigrat derecenin üzerindedir. C Kışı ılık, yazı çok sıcak, her mevsim yağışlı iklim görülmemektedir. Kışı ılık, yazı çok sıcak, her mevsim yağışlı iklim olan CFA Doğu Karadeniz bölümünde görülmektedir. D. Batı ve kuzey bölgelerde mikroklima alanları görülmektedir. Hayır, doğu bölümünde görülmektedir. Cevabımız B seçeneğidir.